Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, terleme botoksu ve mezoterapi hakkında merak edilenleri bugün medikal estetik hekimi Huleyde Şenlikçi ile konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Teşekkürler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Huleyde Şenlikçi. 9 yıllık acil tıp uzmanıyım. Son 3 senedir de medikal estetik hekimi olarak kendi kliniğimde çalışmaya devam ediyorum. Evet, bugün sizlerle mezoterapi ve terleme botoks hakkında konuşacağız ama öncelikle mezoterapi nedir? Biraz tanımını yapabilir misiniz? Tabii, mezoterapiyi çok sık duyuyoruz aslında son zamanlarda. Mezoterapi, mezoderme, cildin mezoderm tabakasında uygulanan bütün tedavilerin ortak ismi aslında. Ağrı mezoterapisi ve estetik mezoterapi olarak iki farklı koldan ilerliyor. Genellikle estetik mezoterapi kısmı ön planda. Şu anda da zaten terleme botoksu ile ilgili konuşacağımız için estetik mezoterapi kısmı bizi daha çok ilgilendiriyor. Ciltte yüzde özellikle kullanıyoruz estetik mezoterapiyi. Ne işe yarıyor? Yaş aldıkça, yaşımız ilerledikçe bütün vücudumuz gibi, bütün organlarımız gibi cildimiz de yapı taşlarını yavaş yavaş kaybetmeye, azaltmaya başlıyor. Onun kendini yenilemesi için dışarıdan takviye, ham maddeler, ana elemanları, hyaluronik asit olsun, kolajen olsun, vitaminler olsun dışarıdan takviye ediyoruz. Bunların takviye ettiğimiz yola da mezoterapi yoluyla takviye etmek diyoruz cildin orta kısmına bunları dışarıdan verdiğimiz zaman. Cildi yenilemeye, görüntüsünü pürüzsüzleştirmeye, daha kaliteli yaş almasına yarıyor. Daha güzel, yaşının iyisi olan bir görüntüyü elde etmek için kullandığımız bir yöntem mezoterapi. Evet, peki herhangi bir yan etkisi var mı? Kimlere uygulanamaz? Mezoterapinin lokal iğneyle uygulanan bir işlem olduğu için küçük acılar haricinde bir yan etkisi yok. O da tolere edilmeyecek bir durum değil. Uygulanamayacağı evet hastalar var. Şeker hastaları, kalp yetmezliği olan hastalar, emziren ve gebe hanımlar, mezoterapiyi yapamayacağımız hasta grubu. Peki Huleyde Hanım, terleme neden olur ve aşırı terlemenin sebepleri nelerdir? Terleme sıcaklarla birlikte vücudun ısı regülasyonunu, kendi sıcaklığını ayarlama mekanizmasıdır aslında. Dolayısıyla terleme aslında iyi bir şeydir. Ama aşırı terleme dediğimiz hiperhidroz durumu bazı hastalıklara bağlı olabilir. Bunlar kalp hastalıkları olabilir, endokrin bazı hastalıklar olabilir, nörolojik sinir sistemiyle ilgili hastalıklar olabilir, enfeksiyon durumları olabilir. Böyle bir duruma bağlı bir terleme ise bunun tedavisi hastalığın kendisini çözmekle ilgilidir. Ama hiçbir problem yok, hiçbir hastalık yok. Sadece bir aşırı terleme, hiperhidroz durumu varsa biz bunu genellikle ter bezlerinin en sık olduğu, en yoğun görüldüğü koltuk altı, el, ayak tabanı gibi bölgelerde görüyoruz. Ağırlıklı olarak oralarda mı görüyoruz? Ağırlıklı olarak oralarda görüyoruz. Aslında vücudumuzda, tüm vücudumuzda 4 milyona yakın ter bezi var. Fakat bunların tamamı vücudun sıvı regülasyonunu sağlayan bezler. En yoğun oldukları yer koltuk altı, el, avuç içi ve ayak tabanı olduğu için hiperhidroz yani aşırı terleme durumunda kişileri en çok rahatsız eden kısımlar buralar oluyor. Dolayısıyla tedaviyi de bu bölgelere yönelik planlamak uygun oluyor. Primer hiperhidrozsa başka bir altta yatan sebebi yok ise. Evet. Peki terleme botoksu nasıl bir işlemdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Terleme botoksu terlemeye yönelik tedavide uyguladığımız evet. Bir işlem. Terleme tedavisinde aslında başka yöntemler de var. İlaçla tedaviler var. Alüminyum tuzlarıyla tedaviler var tıbbi literatürde geçen. Onun haricinde altın iğneyle terleme tedavileri var. Ama terleme botoksu içlerinde uygulama olarak efektif olan, aynı zamanda ya lokal uygulandığı için bölgesel kalabilen bir tedavi seçeneği. Terleme botoksu, botulinum toksin dediğimiz
sinir ucuyla ter bezleri arasındaki iletimi ortadan kaldıran, o iletimi bloke eden bir maddeyi biz bölgesel olarak cilt altına enjekte ediyoruz ve o bölgede aslında ter oluşumunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Bizi rahatsız eden, hastamızı rahatsız eden koltuk altındaki ya da avuç içi ayak tabanındaki aşırı terleme durumunu ortadan kaldırmak için o bölgeye botulinum toksini uyguladığımız zaman ter bezi, ter üretimini durduruyor. Vücut ısı regülasyonunu o az önce bahsettiğim 4 milyon tane diğer bölgelerdeki kalan ter bezleriyle sağlıyor. Ve rahatsız eden, o ıslaklık hissini veren, kıyafetlerde lekeye sebep olan, el sıkışırken huzursuzluk yaratan bölgelerdeki terlemeyi ortadan kaldırmış oluyoruz. Böylelikle hastalarımız aslında rahat ediyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum bu değerli bilgiler için. Son olarak bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sağlık bizim en kıymetli, en değerli hazinemiz. Dolayısıyla sağlıklarına her zaman dikkat etsinler, sağlıcakla kalsınlar. Sevgili izleyicilerimiz, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.